Dönüştürmeler yaparak hareketli dörtgenin n, e, w, t dörtgeninin üzerine taşıyınız. Peki taşıyalım. n, e, w, t dörtgeni burada. Ve soruda ise bu iki şeklin özdeş olup olmadığı soruluyor. Evet, burada dönüştürmeleri yapacağımız araçları görebilirsiniz. Ama bu araçlarla çalışmadan, bu araçlarla uğraşmadan önce defterimi çıkarıp bu soruyu nasıl çözebileceğimi bir düşünmek istiyorum. Şimdi, bana gözünüze çarpan ilk şeyi söyleyin. Bakın, bu nokta ile bu nokta eşleşecek gibi görünüyor. Gördünüz, değil mi? Bu dörtgenin yerini değiştirir, biraz küçültür ve yansıtırsam, bu noktaları üst üste getirebileceğimi düşünüyorum. Gelin, şimdi bunları deneyelim. Konuştuklarımızı bir deneyelim. Evet, öncelikle, bu mavi şekli biraz ötelemek, yani yerini değiştirmek istiyorum. Bu noktayı bu nokta üzerine getirmek için x ekseninde sağa doğru 1 bir birim hareket ettirmem gerekiyor. Evet, x ekseninde 1 ve y ekseninde de yukarı doğru eksi 1'den 4'e gelmem gerekiyor. Yani 5 birim hareket etmiş olacağız. Bu öteleme sonucu mavi şeklimiz buraya bir yere gelmiş olacak. Bu nokta buraya ve diğer tüm noktalarda x ekseninde 1, y ekseninde 5 birim hareket edecek. 1 ve 1, 2, 3, 4, 5. Buraya geldik. Bu kenar öteleme sonucu buraya gelmiş olacak. Bu nokta ise sağ 1 ve sonra 1, 2, 3, 4, 5 yukarı. İşte burası. Kenarı da çizelim. Aynen böyle. Ve son olarak bu nokta ise x ekseninde 1. Evet ve y ekseninde 1 2 3 4 5. Ve işte dönüştürmeden sonra şeklimizin yeni yerini belirlemiş olduk. Şahane. Şimdi bu iki şekli üst üste getirmek için küçültüp yansıtmamız gerekiyor. Önce yansıtıp sonra küçültebilirsiniz ama ben önce küçültmek istiyorum. İstediğiniz sırada yapın. İsterseniz önce yansıtın, sonra küçültün ama ben önce küçültmek istiyorum. Evet, gelin deneyelim. Bir küçültme yapacağız. Bu küçültme için bir merkez noktası belirlememiz lazım. Bu noktayı seçelim. Bu noktayı seçelim çünkü bu nokta bence olduğu yerde iyi yer değiştirmesini istemiyorum. Evet, merkez noktası 5,1 noktası olsun. Bu kenara bakacak olursak, bu kenarın Evet, uzunluğu şu an 6 birim olan bu kenarın kısalıp 3 birim uzunluğa gelmesi gerekiyor. Yani bu noktanın, e noktasının 6 birim solunda olan bu noktanın, e noktasının 3 birim soluna taşınması gerekiyor. Evet, aynen böyle yarı uzaklığa gelmesi gerekiyor. Bunun için de küçültme ölçeğimizin 1 bölü 2 olması uygun olur, öyle değil mi? Bu küçültme sonrası bu nokta buraya gelir ve bu nokta y ekseninde 2 birim uzaklıktayken, 1 bir birim uzaklığa gelecek. İşte burası. Sanırım, bunu biraz daha iyi açıklayabilirim. x ekseninde, eksi 3'ten 5'e doğru hareket ediyoruz. Yani, 8 birimlik bir uzaklık var. O halde, bu uzaklık yarıya indiğinde, yeni uzaklık ne olur? 4 birim olur. Aynı şekilde y ekseninde 2 birim uzaktaydı ve şimdi 1 bir birim uzakta olacak. Onun için bu nokta buraya gelmiş olacak. Bu nokta ise aslında bu noktaya bakmamız gerekiyor. Evet, bu nokta x ekseninde 4 birim uzakta, y ekseninde de 4 birim uzakta. 1 bir bölü 2 ölçeğiyle her iki eksende de 2 birim uzakta olacak. Yani buraya taşınmış olacak. Ve şimdi bakın bu küçültmeden sonra, küçültmeden sonra iki şekli üst üste getirmek için sadece bir yansıtma yapmamız gerekiyor ve yansıtmayı da bu çizdiğim yeşil doğruya göre yapabiliriz. Evet yansıtma yapacağız ve seçtiğimiz doğru y eşittir 1 doğrusu. Ve şimdi sırada tüm bu işlemleri soru ekranında yapmak var. Peki. Önce ne yapmıştık? Öteleme. x ekseninde 1, y ekseninde 5 birimlik bir öteleme yaptık. Öteleme sonucu şekil buraya gelmiş oldu. Sonra şeklimizi biraz küçültmemiz gerekmişti ve bunu nasıl yapmıştık? 5,1 noktası etrafında 1 bölü 2 ölçeğine göre. Ve son olarak y eşittir 1 doğrusuna göre yansıtma yapacağız. Evet, doğrunun denklemini buraya yazamayacağımıza göre bu doğru üzerinde yer alan 2 tane nokta seçmemiz gerekiyor ve bu noktalar 0,1 ile 1,1 noktaları olsun. Ve işte oldu. İki şekli üst üste getirdik. Şimdi de soruyu yanıtlayalım. Bu iki şekil özdeş midir? Hayır. Bir kere ilk şekil son şekilden yani n, e, w, t dörtgeninden büyüktü. Eğer bu iki şekil özdeş olsaydı, üst üste gelmeleri için yansıtma, döndürme ve öteleme dönüştürmeleri yeterli olurdu. Ama hatırlayın, bizim yaptığımız dönüştürmeler arasında küçültme var. Ve küçültme yaptığımız için bu iki şeklin özdeş olmaları mümkün değil. O zaman cevap veriyorum. Hayır, iki şekil özdeş değildir. Bu kadar.